yoksa taşiş, yani hileli yağ mı tüketiyoruz? Zeytinyağı yediğimizi zannediyoruz, yağ yiyoruz ama başka bir bitkisel yağ yiyoruz. Sağlıklı beslenme denince akla ilk gelenlerden biri zeytinyağlı yemekler, zeytinyağı katılmış salatalar. Akdeniz tipi beslenmenin vazgeçilmez unsuru olan natürel zeytinyağı, hileye en çok maruz kalan tarım ürünlerinden. Gıda sahtekarları taşiş yapıyorlar. Yani natürel zeytinyağına farklı bitkisel yağ ya da işlenmiş kalitesi düşük yağ ilave ediyorlar. Zeytinyağı üretiminde üreticinin yaptığı iki tip hile var aslında. Bunlardan birincisi zeytinyağına natürel sızma zeytinyağı diye satarken, bunun içerisine işte Riviera gibi ya da Pirina yağı gibi işlem görmüş, rafinasyon işleminden geçmiş natürel sızma zeytinyağı olmayan yağların katılması. İkinci hile ise zeytinyağı üretiminde zeytinyağı içerisine farklı bitkisel yağlar, tohum yağlarının katılarak zeytinyağı miktarının arttırılması aslında. Ne katıyor? Ayçiçek yağı, mısır özü yağı, pamuk yağı, fındık yağı gibi başka bitkisel yağları katıp zeytinyağının miktarını arttırıyor. Dolayısıyla da bize zeytinyağı diye satmış oluyor. Bunlar vücuda direkt zararlıdır demek imkansız. Zaten bunları normal rutin hayatımızda yiyoruz ama normalde bunun hile olduğunu da unutmamak lazım. Bir de bazı kalp damar hastalıklarında işte pamuk yağı tüketiminin riskli olduğu söylenebiliyor. Yani tüketicinin yerken içeriğinde pamuk yağı olduğunu bilmeden yiyor olması sağlığını da riske ediyor olması anlamına geliyor olabilir. Natürel zeytinyağındaki hile ancak laboratuvardaki testlerle anlaşılabiliyor. Gerçek zeytinyağı tüketmek için güvenilir, bakanlık onaylı etiketli ürünleri tercih etmek gerekiyor. Yoksa zeytinyağı diye aldığı şey aslında başka bir yağ olup cebini yakıyor olabilir.